Efendim merhaba. Sizlere sahafta görür görmez satın aldığım, çok beğendiğim değerli yazarımız Necati Cumalı'nın Viran Dağlar kitabından bahsedeceğim bugün. Necati Cumalı Bey, Balkan göçmeni bir ailenin oğludur ve Makedonya'dan Türkiye'ye göçmüşlerdir. Söz konusu romanını 1991 ve 1994 yıllarında kaleme almış olan değerli yazarımız, Balkanlarda yaşamış olan Zülfikar Bey'in hikayesini bize anlatmaktadır. Zülfikar Bey, bölgenin Osmanlı'dan ayrılışı, kopuşu, Rumeli topraklarının elden çıktığı bir dönem olan Meşrutiyet dönemi, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı esnasında bölgede yaşamış olan 20-25 yaşlarında bir beyin oğludur, bir bey oğludur. O bölgede söz sahibi bir beyin oğludur. Rıza Bey'in oğludur. Babası bölgede ağırlığı olan bir insandır. Aslında bu romanın ismi Viran Dağlar, dönemde meşhur bir şarkının da ismidir. Viran Dağlar diye isimlendirilmesinin sebebi, Zülfikar Bey'in romanın sonunda hazin bir şekilde öldürülmesidir. Ama esasında Fransızca'ya çevrilmiş ve Fransızların meşhur belgesel kanalı Arte TV'nin filmleştirdiği, kısa dizi şeklinde filmleştirdiği bu romanın Fransızcası Le Dernier Seigneur de Balkan, Balkanların son beyidir Fransızcası. Çok güzel bir isim bulunmuştur Fransızcasında çevrilirken. Ve zaten bu isim de kitabın son bölümünde, son sayfalarında yazar tarafından da söylenmiştir. Kitap ülkemizde 3 tane ödüle layık görülmüştür. Yunus Nadi, Orhan Kemal ve Ömer Asım Aksoy ödüllerini almıştır. Efendim, kitap içeriği bakımından, yani kurtuluş, yani Balkanların kendi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu, Balkanlarda yaşayan insanların kendi içlerinde yaşadıkları kurtuluş mücadelesi, gönüllü askere yazılmaları, sonra işte ülkenin dağılma sürecine girince komitacılara katılmaları, ülkemizde Kuvayi Milliye Hareketi'ni hatırlatmaktadır ve bu konuda Talip Apaydın'ın yazmış olduğu 3 ciltlik Toz Toprak içerisinde ve diğer 3 ciltlik Kurtuluş Savaşı dönemimizin anlatıldığı harika romanını bize hatırlatmaktadır. Efendim, Zülfikar Bey'in kahramanlaştırılması, Zülfikar Bey'in için yapılan haklı tasvirler de bize Kemal Bilbaşar'ın Memo isimli romanındaki memosunu hatırlatmaktadır. Aslında bu kitap okunulduğu zaman pişman olunmayacak, rastgele yazılmamış, biyografiye benzer harika bir romandır. Şiddetle okunması ve tavsiye edilmesi önerilir. Ben şimdiye kadar Selanik ve Makedonya coğrafyasına dair kitap, roman hiç okumamıştım. Dönemin Osmanlısının bölgede nasıl bir demografik yapıya sahip olduğunu bu kitap sayesinde biraz anlamış oldum. Necati Cumalı Bey o bölgede bizatihi yaşamamış olmasına rağmen ve olayın
üzerinden 70 yıl geçmiş olmasına rağmen 70 yaşlarındayken kendisi de bu kitabı kaleme almış. Çok belli ki yüreğinde kendi akrabası da olan Zülfikar Bey'in bu cesur ve kahraman, bölge halkının gözünde kahramanlaşmış bu insanın hikayesini yazması gerektiğinin ağırlığını yıllarca yüreğinde hissetmiş olmalı ki 70'li yaşlarında, kendisi 1921 doğumlu ve 1991'de bu kitabı yazmaya başlamıştır. Bu kitabı kaleme almıştır yazarımız. Eline sağlık, nur içinde uyusun Necati Cumali Bey. Balkanlarla alakalı bu kitabı okumadan önce ben Türklerin Balkanlarda da Osmanlı döneminde bir ağırlık, nüfus, demografik yapı bakımından çoğunluğu oluşturduklarını düşünürdüm. Türk tarih derslerinde böyle bir algı bizde oluşuyor. Öğretilen bilgilere bakıldığında. Ancak Necati Bey'in verdiği bilgilere göre %60 Bulgar olup %40 olan Türk köyler var. Türk olan %40'ı Türk olan köyler var. %100 Rum olan köyler var. %100 Bulgar olan köyler var. Arnavut, tamamen Arnavut olan köyler var. Hepsi birbirine karışmış, karma karışık bir demografik yapısı olan köyler var. Çok kozmopolit bir Balkanlardan bahsediyor aslında. Burası biraz beni şaşırttı. O dönemde de Balkanlar günümüzde olduğu gibi oldukça karma karışık bir demografik yapıya, nüfus yapısına sahipmiş. Halbuki Türklerin baskın olduğunu Balkanlarda nüfus bakımından düşünürdüm. Çok öyle bir algıyla kitap yazılmamış. Çünkü Necati Bey babasından, dedesinden duyduklarını kitaba almış. Ne duyduysa ne. Ama o kadar güzel kaleme almış ki bizzat olayı size yaşatıyor. Bir de kendisi bu olayların içerisinde bulunmuş olsaydı ne tür anekdotlar bizimle paylaşırdı? Orasını düşünemiyorum. İyi okumalar, saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere efendim.